Merhabalar. Bugünkü dersimizde Scratch uygulaması ile bir çokgen çizimi gerçekleştireceğiz. Bunun için oluştur sekmesine tıklıyoruz. Giriş yaptıktan sonra. Ve koklamızı siliyoruz. Şimdi buradan yeni kokla seç kısmına tıklayıp buradan bir kalem alalım. Pen diye yazdım İngilizce olarak. Bakın pencil çıktı. Evet, ilk olarak bunu kostümler kısmına bir bakalım. Kostümlere geldiğimizde bu ikinci kalemi silelim. Ve buradaki kalemimizi şöyle seçili hale getirelim. Biraz şöyle küçülteyim. Seçili hale getirip biraz daha boyutunu küçültelim. Ve ucunu buraya merkez noktaya değmesini sağlayalım. Bu önemli. Eğer merkeze değdirmezsek kalemimizin sanki ortası çiziyormuş gibi hareket eder. Evet, kod bölümüne geçtiğimizde ilk olarak buradan eklenti alacağız. Şurada sol alt köşede üzerine tıkladığımızda eklenti ekle der ve biz buradan kalemi seçiyoruz. Kalemi seçtiğimizde bakın kalemle ilgili birçok kod bloğu geliyor. Şimdi ilk olarak olaylar sekmesinden yeşil bayrağı tıklandığında bloğunu yerleştirdik her zamanki gibi. Şöyle. Kalemimiz ilk olarak hangi konumda duracak onu belirlememiz gerekiyor. Bunun için hareket bloklarından şunu alalım. Bunu 0 0 yaparsak her seferinde merkezden başlar çizmeye. Ardından eklediğimiz kalem sekmesine tıklayıp kalemin rengini buradan seçebiliriz. Mesela pembe olsun. Şöyle. Kalemin kalınlığını ayarlamamız gerekir. Bir yaparsak çok ince olur. Bunu 3 yapalım. Daha sonra kalemin bastırsın ve çizmeye başlasın. Ancak her seferinde yaptığı çizim ekranda kalmasın diye en başa tümünü silmesini yazmamız gerekiyor ki ekranı temizlesin her seferinde. Evet, bunları ayarladıktan sonra şimdi kalemi bastıracak ve bir çizim gerçekleştirecek. Bunun için kontrol bloklarından şu 10 defa tekrarla bloğunu alıyoruz. Ve şu anda mesela bir üçgen çizdirmek istiyorum. Ya da bir dörtgen çizdirelim. Dörtgenin bildiğiniz gibi dört kenarı var. Şimdi bir kenarını çizmesi için belli bir mesafe gitmesi gerekir. Örneğin 50 adım ilerlesin. Ve 50 adım ilerledikten sonra 90 derecelik bir dönüş gerçekleştirsin. Buraya 90 diyoruz. Şimdi 90 ile 4'ü çarptığımız zaman 9 kere 4 biliyorsunuz 36, 90 kere 4 360 derece karenin iç açıları toplamı. Şimdi tıklayalım. Bakın kareyi çizdi. Peki bunu üçgen, 3 tane kenarı var. Bu defa kenarı 3 yapalım. Üçgenin 360'a böldüğümüz zaman üçgenin kenarlarını 120 derece çıkar. Dış açıları toplamı. Şimdi tekrar yapalım. Evet, üçgenimiz de bu şekilde çizdi. Peki altıgen olursa 6. Bu sefer yine 360'ı 6'ya böldüğümüzde 60 çıkar. 6 kere 6 36 biliyorsunuz. Şöyle bakın altıgenimi de çizdi.
Burada şunu kavramış olmalıyız. Yani kenarla 360'ı oranını, kenar uzunluğunu 360'a böldüğümüz zaman kenar sayısını, buradaki dönüş açısını, iç açılarını hesaplıyor ve ona göre de çizimini gerçekleştiriyor. Şimdi bunun için biz şöyle bir şey yapsak. Bir değişken oluştursak ve o kenar sayısına göre kendisi çizse nasıl olur? Şöyle, adın ne sorusunu algılama bloklarından adın ne diye sormasında kaç kenarlı çokgen çizeyim diye sorsun. Ve kenar için bir değişken oluşturmamız gerekir. Değişkenlere tıklıyoruz. Buradan bir değişken oluştur deyip kenar sayısı diyoruz. Kenar sayısı dediğimiz zaman bunu hemen bunun altına alıyoruz ve buradan kenar sayısını seçiyoruz. Şimdi burada bize soru soracak ve biz de cevap yazacağız. İşte o cevabı algılama bloklarından şuraya yerleştiriyoruz. Ve buradaki defa tekrarlaya da kenar sayısını koyacağız. Yine değişkenler kısmından kenar sayısını alıp buraya yerleştirdim. Peki bu kaç derece döneceğini nasıl anlayacak? İşte onun için de operatör kısmından bölme işlemi koyuyorum. Ne demiştik? 360 dereceyi kenar sayısına böldüğümüz zaman kaç derece döneceğimiz belli olacak. Kenar sayısını hemen buradan alıp buraya yerleştirdiğimiz zaman bizim kaçgen çizdirmek istiyorsak kenar sayısına göre çizecek. Şimdi bir test edelim. Şöyle tıkladım yeşil bayrağı. Bana soruyor kaç kenarlı çokgen çizeyim diye. Ben buraya 4 dedim. Okey diyorum. Bakın çizdi. Peki bunu yedigen olsun. Peki sekizgen yapalım. Onu da çizse. Hemen 10 yapalım bakalım. Pardon, şuraya basacaktık. Şu tike basmamız gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde istediğim çokgeni çizdirebiliyorum. Evet, bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.